Selamünaleyküm Kuşu Camiası. Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. İş çıkışı hem kuşlarımızı yemleyelim hem de küçük bir video çekelim dedik. Şöyle biraz da bugün hangi kuşlar damızlık olmalı? Damızı seçerken neye dikkat etmeliyiz? Damızlık kuşlarımızı nasıl bakmalıyız? Gibi bazı sorular sormuş arkadaşlar. En azından dilimiz döndüğünce onları cevaplamaya çalışalım. Ayıp be. Anahtarı makaslı halde. Maşallah takla atıyor. Şöyle kuşlarımız bir yemlensin. Şimdi arkadaşlar, damızlık kuşlarınızı seçerken, her kuş tabii ki damızlık olmaz. Damızlık kuşlarını seçerken de ilk önce uçum özelliklerine dikkat etmemiz lazım. Gerçi bazı üstadlar, daha doğrusu bizim büyüklerimiz der ki uçan kuştan damızlık olmaz. Yani damızlığa arayacağınız kuşu uçurmadan direkt yavruktan büyüdükten sonra damızlığa ayırın. O şekilde damızlığa çekin diyor. Ben de yani çünkü neden derseniz, şimdi bu belki bu söylediğime katılanlar olabilir, katılmayan da olabilir. Benim duyduğum birkaç üstattan bazıları İşte bu şekilde mesela söylüyor. Yani şöyle ki, çünkü uçan kuşun takla sayısı veya boş olacağını söylüyor. O yüzden de onu hiç uçurmadan direkt damızlığa ayırırsanız daha verimli, daha iyi olacağını söyleyenler var. Tabii bu da belki bu da olabilir ama şöyle olabilir. Yani şimdi kuştan çok iyi anlarsanız, yani güvercinin oyun kuşundan daha doğrusu çok iyi anlarsanız, o zaman hiç kuşu uçurmadan bile anayı babayı bilerek, anayı babanın nasıl olduğunu bildiğiniz zaman o zaman ayırabilirsiniz. Yoksa yok işte gözleri şöyle, yok işte ne bileyim işte gagası böyle veya paçı takımı böyle, yok kuyruk sayısı şu kadar diye damızda kuşlarınızı ayıramazsınız. Yani bu şekilde de zaten kimse kuşunu damızda ayırmıyor. Yani tabii ki fiziki özellik, ama şöyle bir durum var. Oynayan kuşların çoğunda fiziki özellikleri de çok muazzam, çok güzel oluyor. Yani çok ben bildiğim için, tanıklı olduğum için gerçekten de öyle oluyor. Çok güzel oluyor böyle. Kafa yapısı olsun, duruş olsun, gaga yapısı, bilmiyorum. Benim dikkat ettiğim özelliklerde, dikkat ettiğim oyun kuşlarında hep ben bu kriteri yakaladım, bu kriteri gördüm. Dediğim gibi bu dediklerimiz bütün kuşlara göre değişebilir. İlla ki bizim söylememize katılanlar olabilir, katılmayanlar da olabilir. Ama tabii ki eğer ki damızlık kuşunu seçecekseniz ilk önce abi uçurup seçeceksiniz. Şimdi damızlık kuşlar da şöyle seçeceğiz. Yani eğer ki erkek bir defa muhakkak taklalı olacak, bol taklalı olacak, kısa da gidebilir. Ama muhakkak erkek bol taklalı olup daha böyle suratlı, daha böyle seri oynayan kuşlardan alacağız. Dişi de daha uzun kaçabilir, daha az taklalı olabilir. Ama şöyle bir durum da var. Yani bu ikisinin tam tersi de yaşandığı durumlar var. Yani şöyle ki, burada demek istediğim olay aslında şey. Siz vuracağın kuşlar birbirini tamamlaması lazım. Kim biri uzun kaçıyorsa diğeri de icabında, diğeri de kısa kaçarsa, yani bu ikisini vurup daha orta özellikli belki bir hayvan altından düşebilir. Tabii ki şöyle vardır, ikisi de uzun kaçıyordur, o da makuldür. Ama yani şöyle söyleyeyim, çok uzun kaçan kuşların da sefer sayısı az olur ister istemez. Çünkü bunun ciğeri zaten belli. Yani 10 seferde, 9-10 seferde yıkılır hayvan.
Ciğeri ne kadar bir ciğeri? Ufacık bir ciğeri var zaten hayvanın. Eşlerken bu özelliklere, tüy yapısına dikkat ederek daha böyle kalın tüylü kuşları, daha kalın tüylü kuşları, daha böyle ince tüylü kuşlara eş yapmaya çalışın. Tüy yapısına da çok dikkat ediyorlar. Gerçi tüy yapısına ben eş yaparken tüy yapısına dikkat etmedim. Sadece oyun özellikli olarak bakılarak bu kuşlara eş yapıldı. Bir de aynı damar özelliklerine baktım. Yani aynı kandan gelmelerine dikkat ettim eş yaparken. Çünkü bu alacağınız yavrunun altından gelen yavrunun oynama, yani anneye babaya işte özelliklerini, o DNA'sını taşıma olayını daha çok artırıyor. Yani oradaki analizi. Çünkü biliyorsunuz ki hayvanlarda işte milyonlarca gen var. Bu arasındaki dişiyle, işte dişiyle erken arasındaki bu gen farkı ne kadar fazla ise çıkacak yavruların da gen çeşitliliği o kadar fazla olacak. O yüzden de yani soy oluşturulmaya çalışan insanlar, kuşçular ne yapıyorlar? İşte akrabalarını, kuşlar arasında akrabalar çaprazlama olarak icabında yavruları veya ondan çıkan yavruyu babasına, dedesine, torununa girerek o şekilde bir derleme yapıyorlar. Nedeni işte bu sebepten dolayı, hayvanların barındırdığı genlerin çokluğundan dolayı daha iyisini belki daha buluruz diye. Bu yüzden de bu şekilde bir yol izliyorlar. Bu demek istediğim şöyle bir şey var. Şimdi örnek veriyorum, dişiyle erkeğin genlerinin, yani birbirine akrabalıkları ne kadar yakınsa, tabii bunlar da şimdi şöyle gidip de bir anneyle bir oğlanı bu kuşlarda eşlemeyeceğiz. Makul görünmeyen bir şey arkadaşlar. Değil mi? Eşleyenler vardır belki illaki, ama makul görünmeyen bir şey. Genelde de yapılan kana gidiş, yani daha doğrusu öz kana gidiş şu şekilde oluyor. Dişiyle erkeğe eşliyoruz. Daha sonra gelen bunların altından gelen yavruların bir takımını alıyoruz. Daha sonra ikinci takım, onlar büyüyor. Sonra ikinci takımı alıyoruz. Daha sonra çıkan takımları da birbiriyle çaprazlama şekilde, işte büyük takımın dişiyle küçük takımının işte icabında erkeğini veya tam tersi olarak bunları çapraz bir şekilde eşliyoruz. Eşlediğimiz zaman onlarından çıkan, altından çıkan yavruyu da en büyük işte dedeye giriyoruz. Onunla eş yapıyoruz. Ondan sonra gelen alttan kuşları uçmaya başlıyoruz. Şimdi bu şekilde yapılan bir sistem var. Her ne kadar denendi, ne kadar yapıldı, illa ki denenmiştir ki böyle bir sistem yapmışlar ustalar. Yani ben şu an, bana sorarsanız, ben hiç denemedim öyle bir şey. Ama kafamda bu boz dumanların, şu boz dumanlı erkek, diğer boz dumanlı büyüyen yavru da dişi, onları altından geleni de bu babayla girip bir denemek istiyorum. Yani kafamda bu, yapacağım bunu, uygulayacağım. Şimdi damızlık kuşlarımızı eşledik. İşte yumurtalar, işte yaklaşık 2 hafta sonra işte yumurtaladılar, işte yavrular çıktı filan, yavrular büyüdü. Şimdi bir kuşun damarın tutmadığını ilk yavrulardan anlayamazsınız. Nasıl anlarız arkadaşlar? En az 3 takım yavru alacağız. Aslında şöyle bir durum var. Damızda ayrılacak kuşların 10 tane yavru alırsan en azından bunun 7 tanesinin oynaması lazım ki istediğimiz şekilde oynaması lazım ki o kuşları damızda ayıralım. Öyle, o yüzden diyorum, her kuştan damızlık olmaz. Şimdi biz bunları damızlık diye bakıyoruz. Ama altından gelenleri gördüklerimiz de var ve bize İşte aldığımız insanların da bize söylemleriyle, yani güvenilirlik, yani söze itimat şeklinde de ayırdıklarımız var. Ama tabii burada gördüğümüz kuşlarımız da var. Yani o şekilde bir çalışma yaptık. Şimdi yavrular büyüyor inşallah. Uçuracağız bu yaz. Herkes de izleyecek. Biz de izleyeceğiz. Ne oldu, ne bitti. Hepsini göreceğiz. Damızlık kuşlarımızı, ben genelde damızlık kuşu ya kalkmasın diye kanadını makaslıyorum. Çünkü ben yerde baktığım için, çatıda da, gerçi çatıda belki aşağı düşme olası olabilir, ama yerde baktığım için aşağı düşebilir.
ve kaybolabilir de yani. O yüzden de genelde makasta, ama bak şimdi mesela buralara iyice alıştıkları için fazla şu an bakalım belki bu yaz makas tamam, ama çoğu kuşum benim makastı gördüğünüz gibi. Yani kuşlarımızda durumlar böyle arkadaşlar. Damızlık kuşları, damızlık kuşu seçerken dediğim gibi öyle birkaç takım yavru almak da olmuyor. En az 3-4 takım yavru alıp bunun sonunu görmeniz lazım. Eğer kuşlarınıza güveniyorsanız bunun sonunu görün. Kuşlarınıza hakkı verin. Öyle bir takım yavru aldım, uçurdum, oynamadı. He tamam. Bunlar damızlık olmadı, bunların kan tutmadı deyip de kuşlarınızı ayırmayın. En az 3 takım yavru alın ki yani o zaman bir şekilde karar verebilirsiniz. Öteki türlü arkadaşlar yani hiçbir şekilde karar veremezsiniz. Kuşlara da yazık etmiş olursunuz. Elinizdeki kuşun kıymetini bilin. Ki falanca kişi şöyle diyor, filanca kişi böyle diyor. Bunlara alışın. Eğer kuşlarınıza inanıyorsanız elinizdeki kuşun kıymetini bilin. Elin kapısındaki aslan nasıl senin kapındaki köpek her zaman yeğdir arkadaşlar. Her zaman yeğdir. O yüzden kapındaki o köpeğin kıymetini bileceksin. Şimdi durumlar böyle arkadaşlar. Damızlık kuşlarımızı seçerken nelere dikkat ettik? Bunlardan bahsettik. Başka olarak da mesela başka sorulan sorular arasında neler vardı? Mesela bir arkadaşım şey sormuş işte. İşte kuşların yumurtlamaya işte başlı veya dişinin yumurtaya yumurtlayacağını nasıl anlıyoruz? Yani nasıl bir özellik var mı? Arkadaşlar şimdi kuşları eşlediniz. Kuşlar işte eş aldığını görüyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Ondan sonra yavaş yavaş zaten hayvanlar onların içeride yaptığı folluklara işte çöp, çer çöp işte taşımaya başlarlar. Onları ilk önce yuvasını kurarlar. Ondan sonra da dişi kuş hafiften bel kısmını böyle kabartır arkadaşlar. Kabartır ve bu esnada tabii kuşlar da bolca taş yerler. Çünkü bu yumurta oluşumunda bu taşın özelliği çoktur. Hem kabuğun oluşumunda hem de kuşun bu yediği yemleri sindirmesinde taş çok büyük bir etken. Çok büyük bir etkendir. Neyse orayı kabartırlar. Şimdi bir tane öteki yavrumuz dışarı çıktı arkadaşlar. Bu yavru da bakalım büyüyor inşallah. Kabartırlar. Kabarttıklarında zaten o yumurtayı topluyordur zaten. Bunu zaten bu biraz deneyimli olacak bir şey. Bu hemen anlaşılacak bir şey de değil. Ama yavaş yavaş kuşlarınızı tanıdıkça, daha doğrusu güvercini tanıdıkça anlayacaksınız siz de ne demek istediğimi. Muhakkak buna da katılacak arkadaşlar vardır. Daha sonra zaten kuşlar yumurtlarlar. Yaklaşık da 20-21 gün işte havanın sıcaklık durumuna göre kuluçka döneminden sonra hayvanlar yumurtaları çıkar. Ondan sonra kuşlarınız o yavruları doyurmaya başlarlar. Şimdi ilk 7 gün hayvanlar anne baba o vursanda yaptığı o mayayı yavrularına kusar. Bu maya bir bebeğin ilk anne sütü gibidir. Hayvan onu alırsa hem hastalıklardan onunla karşı direnç sağlar, hem de zaten o hayvan zaten yemi kıramayacağı için, yani yemi öğütemeyeceği için bu mayanın olması şart arkadaşlar. Şimdi o yumurta kaydırma, işte başka güvercinin yavrularını işte başka kuşlara kaydırma gibi bazı sorular da olacaktır. Onu da inşallah başka bir videoda anlatacağım. Gerçi o video çok yararlı olacak o konuda. Çünkü kuşlarınızı hızlı üretmek istiyorsanız bu dediklerimi de uygulayabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.